Merak ettim de dışarısı eksi 10 derece olduğunda genelde ne giyersiniz? Muhtemelen kalınca bir mont ve üst üste birçok kıyafet giyersiniz. Ya da izin gününüzdür ve evinizde pijamalarınızdasınızdır. Çünkü neden olmasın? Ben mi? Dışarı çıkmam bile. Aklımı kaçırmadım ya. Şimdi de dışarısı eksi 53 derece olduğunda evinizden çıktığınızı düşünün. Ne kadar soğuk olduğuna inanamazsınız. Fakat sürekli bu havalarda yaşayan koca şehirler var. Muhtemelen kesin Rusya'da bir yerdedir diye düşünüyorsunuzdur. Ve bu düşüncenizde haklısınız. Yani zaten ya Rusya olurdu ya da Antarktika. Ama bahsettiğimiz yer penguen şehirleri değil. Ve her ne kadar çoğu insan Rusya'nın tüm yıl soğuk ve karlı olduğunu düşünse de aslında bu devasa ülkenin birçok bölgesi oldukça sıcak ve güneşli. Fakat bu klişelerin kaynaklandığı bir yer olmalı, değil mi? Evet, haklısınız ve o yer Sibirya. Sibirya, birçok farklı iklime ev sahipliği yapan devasa bir yer ve hayır, burası ıssız bir yer değil. Bilakis birçok şehir, kasaba ve köy koca coğrafyaya yayılmış durumda. Sibirya'da yaz genellikle kısa geçse de sıcaktır. Fakat kış apayrı bir hikaye. Kışın sıcaklıklar inanılmaz derecelere düşüyor ve insanlar aşırı soğuklarda hayatta kalmak zorundalar. Elbette çoğumuz için bunu nasıl yaptıklarını düşünmesi bile zor. Fakat şansımıza Kuzeydoğu Sibirya'daki Nyurba isimli bir köyde yaşayan Olyes Petrovic yakın zamanda YouTube'da bir video paylaşmaya karar verdi. Videoda dünyanın en soğuk ülkesinin en soğuk yerinde hayatın tam olarak nasıl olduğunu gösteriyordu. Dürüst olmak gerekirse ben gösterdiklerini izlediğimde hayret ettim. Buraya daha sonra tekrar döneceğiz ama şimdi sizden Rusya'nın bu bölümü ne kadar soğuk anlamanızı istiyorum. Yakutistan, Petrovic'in bölgesinin başkenti. Burası adından da anlaşılacağı gibi yakut veya günümüzdeki adıyla elmaslarla ve donmuş mamutlarıyla ünlü. Hayır, gerçekten 2018 yazında inanılmaz derecede iyi korunmuş bir mamutun donmuş toprakta bulunduğunu duymuş olabilirsiniz. Yani bu bilgi size buranın sadece ne kadar soğuk olduğunu değil, soğuk kaldığını da oldukça net bir şekilde açıklamış olmalı. Bir mamut çürümeden ve el değmeden neredeyse 50 bin yıl boyunca donmuş şekilde kalabiliyorsa bu da toprağın sürekli çok ama çok soğuk olduğunu gösterir. Şimdi insanların böyle bir yerde yaşadığını düşünebiliyor musunuz? Ben de düşünemiyorum ama yine de yaşıyorlar. Söylediğim gibi Yakutistan'ın yazları oldukça güzel ama kışları gerçekten zorlu. Nyurba'da hava sıcaklığı eksi 53 dereceye düşüyor. Bazen daha da soğuk oluyor. Bu da doğal olarak tüm faaliyeti durduruyor. Okullar kapanıyor, insanlar nadiren dışarı çıkıyor ve arabalar bile çalışmıyor. Siz çalışır mıydınız? Hava soğuk olduğunda nefesinizi gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Burada nefesiniz bir duman bulutu oluşturabiliyor. Nefesiniz tam olarak havada donuyor ve neredeyse yere buz olarak düşüyor. Nyurba'ya giden ziyaretçiler buraya kışın gitmeyi seçerlerse muhtemelen pek hoş vakit geçirmezler. Diğer yandan yerel halk burada uzun zamandır bulunduğu için arabalarını çalıştıracak kadar bile olsa korumayı öğrenmiş. Fakat farklı yerlerden gelen insanların sıcaklığın ne kadar düşük olduğuna dair fikirleri bile yok. Bu nedenle de araçlarını korumuyorlar. Onlar arabalarını sizin gibi park ediyorlar ve tekrar çalıştırmak istediklerinde hazin sonuna karşılaşıyorlar. Çünkü arabaların birçok parçası soğuğa çok dayanıklı değildir. Özellikle kauçuktan yapılanlar. Neden bahsettiğimi anlamak için bir paket lastiğini birkaç saatliğine dondurucuya koymayı deneyin. Dışarıya çıkardığınızda katı ve kırılgan olduğunu göreceksiniz. Şimdi de Nyurba'da kaldıklarında arabalara ne olacağını düşünün. Çünkü burası herhangi bir buzdolabından çok daha soğuk. Yani motoru durduktan sonra aracınızın içindeki her kayış paket lastiğinin kaderini paylaşacaktır. Gece burada kalan arabaların ve hatta kamyonların sabaha kadar tamamen donması ve kalın bir buz tabakasıyla kaplanmış olması hiç de nadir bir durum değil. Soğuk yepyeni bir anlam kazanıyor, değil mi? Tıpkı kauçuk ve metal gibi burada her şey saniyeler içinde donuyor. Bu soğuklarda dışarı çıkacaksanız sıkı giyinmelisiniz. Baksanıza sıradan bir çarşafı dışarı çıkardığınızda neler oluyor? Neredeyse soğuk yüzünden taşlaşıyor ve bir çarşaftan daha çok metal bir levha gibi duruyor. Kıyafetleriniz yeterince izole değilse aynısı onların da başına gelir. Ama bir de olumlu yönden bakın. Böyle sert bir giysiniz varsa bir ortaçağ şövalyesi gibi davranabilirsiniz.
Yalnız kollarınızı ve bacaklarınızı bükerken zırhınızı parçalamayın. Yoksa kış krallığında siz de sonsuza dek mahsur kalırsınız. Arabaların bile çalışmadığı böylesine soğuk bir yerde haliyle elektronik aletleri de unutmalısınız. Bu şartlar için üretilen neredeyse hiçbir şey yok ve aşırı soğuklarda kırılmadan yalnızca bazı malzemeler bir noktaya kadar dayanabiliyor. Bu özellikle elektrikli ev aletleri için geçerli. Devre dışı kalmalarının yanı sıra elektrik kabloları da tıpkı daha önce bahsettiğim paket lastiği gibi kas katı kesiliyor. Tabii kabloyu prize takabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kablonun ve fişin düz bir çizgide olmasını sağlamak. Yoksa kabloyu bükmeyi denerseniz kırılır. Ama konuya olumlu bakın. En azından dışarısı bu kadar soğukken buzdolabına ihtiyacınız yoktur, değil mi? Aslında yiyeceklerinizin tamamen donmasını istemiyorsanız vardır. Çivileri çakmak için muz veya elma kullanabiliyorsanız buzdolabınıza iyi davranın. Hatta dışarıdaki soğuktan donduğunuzda buzdolabının önüne geçip serinleyebilirsiniz. Petrol için köyünden çıkıp kuzeydoğuya doğru durmadan 32 saat giderseniz öncelikle hala Saka Cumhuriyeti içerisinde olursunuz. Bu da Rusya'nın yaklaşık boyutu hakkında size biraz fikir vermiştir. Fakat Onyakon köyüne varmış olursunuz. Burada yaşayan insanlar inanılmaz derecede dayanıklı. Burası -67,7 derece gibi rekor soğuklara ulaşabiliyor ve soğuğun kuzey kutbu olarak biliniyor. Bunun sebebi ise Antarktika haricinde dünya üzerinde daha soğuk bir yerin bulunmaması. Böylesine çılgınca sıcaklıklarda insanların nasıl hayatta kalabildiğine şaşıyor olabilirsiniz ve ne yalan söyleyeyim benim de sizden aşağı kalır yanım yok. Yine de sahip olduklarından memnun gibiler. Elbette kimse soğuğa %100 hazırlıklı olamaz ve en dayanıklı yapılar bile bazen yenik düşer. Fakat insanlar memleketlerindeki çetin iklimle nasıl başa çıkacaklarını bulmuşlar. Dışarı çıkarken kürk ve izole kıyafetler giyiyorlar. Soğuğu dışarıda tutmak için evlerindeki her duvara, yere ve tavana çift hatta 3 katman mantolama yapıyorlar. Evleri bir kapısının olması ve ayrı bir giriş olmaması nedeniyle tamamen tehlikeli. Çünkü ilk kapıyı açtığınızda dışarıdaki dondurucu havayı eve sokarsınız ve tüm oda aniden donar. Fakat bir giriş odasıyla soğuğu kesersiniz ve evinizin içi sıcak ve rahat kalır. Ama böyle bir yeriniz yoksa yaşadığınız yerin buz kesmesine hazır olun. Brrr, ben almayayım. Fakat bu soğuğun içinde sadece sıcak kalmanız yetmez. Ayrıca bir şekilde beslenmeniz de gerekiyor. Şansınıza ormanlarda dolaşan bolca vahşi hayvan var ve Sibirya'nın suları balıklarla dolu. Köylüler karınlarını doyurmak için sıkça avlanmaya ve balığa çıkıyorlar. Tabii bu onların medeniyetten tamamen uzak oldukları anlamına gelmiyor. Arabası olanlar büyük şehirlere gidiyor ve yalıtım malzemeleri, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları alıyorlar. Arabası olmayanlar da toplu taşıma kullanabilir ya da ihtiyaçları olan şeyleri komşularından ya da arkadaşlarından isteyebilirler. Sanırım zorlu yaşam şartlarında toplumlar birbirini daha çok destekliyor ki bence bu çok güzel. Yine de yakın zamanda oralara yerleşmeyi düşünmüyorum. Belki Miami olabilir ama. Peki sizin yaşadığınız yer ne kadar soğuk? Yorumlar kısmında cevaplarınızı bekliyoruz. Videomuzdan yeni veya ilginç bir şey öğrendiyseniz beğen tuşuna basın, arkadaşlarınızla paylaşın ve hayata olumlu bakmak için abone ol butonuna tıklayın.